Sevgili izleyiciler, iyi sabahlar efendim. Günaydınlar diliyoruz. 23 Haziran 2005 Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 10.15 ve ben Hürriyet Gazetesi birinci sayfayı sizlerle paylaşarak programa başlamak istiyorum. Sevgili izleyiciler, Hürriyet Gazetesi'nde Ticaret Liseli Ahmet okumuşları solladı diyor. Bugün herhalde kamuoyunun gündeminde bu var. Çünkü 15 milyar maaşla Tuncay Özilhan'a çırak oldu diyor. Kanal D'de yayınlanan çırak yarışmasını tüm rakiplerini sollayan Ticaret Lisesi mezunu 31 yaşındaki Ahmet Işık kazandı. Ücreti tekrar hatırlatalım sevgili izleyiciler. 15 milyar maaşla deniliyor. Ve bir diğer haber, bu ne kriteri sevgili izleyiciler? Hürriyet Gazetesi'ndeki bugünkü manşet, Brüj Mahkemesi Fahri Erdal'ın Sabancı cinayetinden dolayı Belçika'da yargılanamayacağına karar vermiş. Ve bir başka önemli başlık, Alman Nobel'i Orhan Pamuk'a diyor. Daha önce Yaşar Kemal'in de aldığı Alman Yayıncılar ve Kitapçılar Birliği'nin barış ödülü Orhan Pamuk'a verildi. Sevgili izleyiciler, bir diğer haber. Dün önemli bir gündemdi bu. YÖK İmam Hatip vizesini vermedi diyor haber. İstanbul'da yapılan ve hararetli tartışmalara sahne olan YÖK Genel Kurulu, Hürriyet'in duyurduğu İmam Hatiplere üniversite vizesini vermedi denilmiş. Bu arada o gün yapılan, dün yapılan toplantıyla ilgili bir gelişme, lisede sevgili izleyiciler, birinci, ikinci sınıfta verilen eğitimlerin tamamı üniversite sınavının kapsamında olacak. Sorular 3 sınıfında tamamını kapsayacak deniliyor sevgili izleyiciler. Bir kısa haber var, enteresan, onu da paylaşıp hemen devam edeceğim. Milli şef, Mareşal'in kömürünü kestirdi mi diyor, enteresan. Geçen hafta ölen gazeteci, tiyatro yazarı Recep Bilginer'in bugün çıkacak kitabında Mareşal Fevzi Çakmak'ın eşi Fitnat Hanım'ın ağzından Cumhurbaşkanı İsmet İnönü kömür verdirmediği için Çakmak ailesinin kışı soğukta geçirdiği iddia ediliyor denilmiş sevgili izleyiciler. Paşalar Savaşı diye bir kitabı da aklımıza getirdi bu haber aynı zamanda. Evet, gündemi paylaştıktan sonra sizlerle konuğumu anons etmeye geldi sıra sevgili izleyiciler. Yekta Karay'la birlikteyiz. Yekta Hanım, iyi sabahlar. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, rejisör aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi, opera, ana sanat dalı, değil mi efendim? Öğretim üyesisiniz. Tekrar hoş geldiniz. Yekta Hanım, yayın öncesi söyledim, bu bir iltifat değil. Size program değil, belgesel lazım. İnternette de zaten fevkalade geniş haberler var. Uzun zamanımı aldı ama severek, keyifle çıkarttım. Ben birkaç bilgi paylaşmak istiyorum sizle ilgili. Almanya'da Münih Devlet Müzik Akademisi Opera Şan bölümünü bitirmişsiniz. 1978'de yine aynı okulun opera rejisi bölümünü bitirdiniz. Arkasından İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldunuz. Aslında devam edeceğim ama. Arkasından değil, öncesinde. Öncesinde mi var? Pardon, daha sonra diye internette bilgi var. İnternete yok, her zaman da inanmamak lazım. Şimdi isterseniz adım adım gidersek. Bu çok enteresan, bu benim pek de rastlamadığım bir durum. Çünkü sahne sanatlarından çok konuk alıyoruz yayına. Lafı uzatmayayım, soruyu da uzatmayayım. Ama hem tiyatro hem de operayı bitiren, ben hiç rastlamadım bir. Üstelik de opera sanatçılarıyla yan yana ve karşı karşıya geldiğimizde, tiyatral yeteneklerinin olmadığına dair operacıların böyle bir dolaylı suçlama gelir. Suçlama demeyelim de bir eleştiri gelir. Bu enfes bir şey dolayısıyla. Lütfen gelin bunu bir konuşalım. Neden böyle bir şey? Neden tiyatrodan sonra opera? Neden ikisi birlikte? Şimdi ikisi birlikte çünkü ben Alman Lisesi'ni bitirdim. Evet. Ve bir yol ayırımındaydım. Yani yüksek öğrenimimi hangi dalda yapacağıma bir türlü karar veremiyordum. Evet. İki tutkum vardı hayatta. Biri tiyatroydu, evet. Diğeri de müzik. Vardı demeyeyim, aslında halen de öyle. Yani evet. Değişen bir şey yok. İkisi arasında karar veremiyordum. Sonra dedim ki neden ikisini birleştirmeyeyim ve opera dalını seçmeyeyim. Evet. Opera bir sahne sanatı. Tıpkı tiyatro gibi. Yani biraz belki operanın hala ne yazık ki ülkemizde yeterince tanınmamasından, bilinmemesinden kaynaklanan bir takım ön yargılar var. Öyle diyelim. Evet. Onun için de opera sadece müzikle ve ses güzelliğiyle sınırlı sanılıyor. Hmm. Oysa değil, bu bir, evet, sahne sanatı, evet, ve çok komplike bir sahne sanatı. Hmm. Pek çok disiplinin bir araya geldiği, fevkalade zor, hem oyunculuk gerektiren hem tabii ki sesi olmayan insan opera dalını seçmez. Bu çok mümkün çok değil, evet, doğal. Yani çok güzel sesi var demek aslında bir operacıya bir iltifat değil bence. Değil. Evet. Ama o sesi nasıl kullandığı,
canlandırdığı karakterleri nasıl yorumladığı önemli olan bu. Bunun için de tabii ki oyunculuğa gerek var. Evet. Ben hiç yılmadan bunu savunuyorum. Çok uzun yıllardır. Kendi öğrencilerimle de bunu paylaşıyorum. Çünkü çok güzel sesi olan bir operacı olsa olsa konser verebilir. Hı hı. Ama sahneye çıkıp eğer oynuyorsa, bir operada yer alıyorsa, bir karakteri canlandırıyorsa, evet, mutlaka oyunculuğunun da tıpkı tiyatrocular gibi, hı hı, gelişmiş olması gerekir. Opera sanatçıları için böyle bir eleştiri var. Sonuçta her iki tarafta olduğunuz için bu işi çok rahatlıkla soruyu size sorabilirim. Hı hı. Bu eleştiride bir haklılık payı var mı? Yani sadece operalara gidildiğinde, genel için söylemiyorum ama belli kişiler için eleştiriler var. Genellikle de deniliyor zaman zaman. Evet, arya söyleniyor ama o esnada mimik yok. Ki birazdan yabancıya da geleceğim, konuşacağız ama adım adım gideyim. Çok fazla karıştırabilirim. Öyle bir dağınık bir içerik var çünkü inşallah toplayacağım. Buna katılıyor musunuz? Buna şimdi yer yer katılıyorum. Bakın neden biliyor musunuz? Konsept farklılığı var. Çünkü eğer az önce de söylediğim gibi operayı bir sahne sanatı olarak algılarsak, hı hı, o zaman her şancının en az sesi, tekniği kadar, hı hı, oyunculuğunda önemsemesi gerekir. Hı hı. Şimdi bir değişim süreci de yaşıyoruz. Yani yeni yetişen nesiller oyunculuğun en az şan kadar önemli olduğunu kavruyorlar. Hı hı. Kaldı ki konser bile verseniz bir parçayı yorumluyorsunuz. Hı hı. Yorum için oyunculuk gerekir. Evet, evet. Yani tıpkı 19. yüzyılın başında olduğu gibi, Belkanto döneminde olduğu, hı-hı, gibi asıl olan sestir diyemeyiz. Yani aradan 200 yıl geçmiş. Dolayısıyla bu konsept batıda değişmeye başladı. Değişime girmesi 60'lı yıllardır, hı-hı, batıda. Hı-hı. Ama bizde de artık değişiyor. Tabii ki reji tiyatrosunun önem kazanması. Çünkü nedir? 19. yüzyılda şancı gelir. Operacı gelir, işte sahne önünde durur, pozisyonunu alır. Ve aryasını söyler. Sesinin bütün olanaklarını gösterecek biçimde, tekniğini en güzel biçimde sunar, alkışını alır, yer gök inler ve gider. Hatta o dönem besteciler özel olarak bu primadonnalar için özel roller yazıyorlar, özel besteler yapıyorlar. Fakat sonra 20. yüzyılda tabii ki bir reji tiyatrosu olgusu gündeme geliyor. Yani repertuarlar değişiyor, operanın tarihine giriyoruz bir parçacık. Evet. Operanın son yüzyılda izlediği gelişim bu, böyle. Öyle olunca da tabii ki oyunculuk kaçınılmaz oluyor. Evet. Yani eğer bir rejisör bir oyunu kendi yorumuyla sahneye taşıyorsa, sahneliyorsa tabii ki karşısında oyuncuları görmek ister. İsteyecektir. Yoksa konser formatında o opera sunulur tabii. Evet. Yekta Hanım, bununla birlikte sorabilir miyim? Konservatuara yakınsınız. Birazdan onu da konuşacağız. Konservatuarda şu an vermiş olduğunuz ders, yani mimik, rol ve sahne dersi, bu ne kadardır veriliyor? Demem o ki, bu konuda eleştirilen arkadaşlarım konservatuarda okuduğu dönemde bildiğim kadarıyla bu tür dersler yok diye hatırlıyorum. Yok, her zaman olmuştur. Var mıydı her zaman? Ankara Devlet Konservatuvarı'nda da olmuştur. Daima mimik rol, hı-hı, dersleri verilmiştir, sahne dersleri verilmiştir. Bu biraz da şuna bağlı. Yani oyuncu adayının, ben hatta müzik tiyatrosu tabirini kullanmayı çok seviyorum. Yani, hı-hı, operadan ziyade müzik tiyatrosu. Biri söz tiyatrosudur, öbürü de müzik tiyatrosudur. Evet, ama temelde ikisi de sahne sanatıdır ve tiyatrodur. Hı-hı. Dolayısıyla bu oyuncu adaylarının, operacı adaylarının, bu genç sanatçı adaylarının olaya nasıl baktıkları, işlerini, oyunculuk dersini, sahne dersini ne kadar önemseyip önemsemedikleriyle de ilintili bir olay. Hı hı. Sadece yani ders veriliyor, verilmiyor, anladım, diye bir sınırlama getiremeyiz ama her zaman için ders verilmiştir. Yani en azından 22 yıldır ben Mimar Sinan Üniversitesi'nde bu dersleri veriyorum. Veriyorsunuz. Evet. Peki, mesajınız çok net. Her şey sonuçta öğrenciye, bu işi alana bakıyor. Bazen verilmese de bir şeyleri almak gerekiyor insanın kendi sanatı açısından, kendisini yetiştirmesi açısından. Bu arada bir şey daha soracağım. Yani pardon, sözünüzü kesiyorum ama şöyle bir örnek vereyim. Daha çok yeni bu. 23 Mayıs'ta, hı hı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, bu arada da ismi değişti, onu da, evet, belirteyim. Devlet Konservatuvarı Opera Ana Sanat Dalı öğrencileri okulun öğrenci orkestrası eşliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir opera sahnelediler. Mozart'ın Così fan tutte.
Così fan tutte çok uzun yıllardır, üstelik İstanbul'da hiç sahnelenmemiş bir opera. Yani yanlış hatırlamıyorsam 60'lı yılların başında Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda sahnelenmiş. Ben öğrencilerimle bütün bir ders yılı boyunca Così fan tutte çalıştım. Hatta iki kas, üç kas çalıştık. Yani sahne dersine giren bütün öğrenciler Così'yi çalıştılar. Ve bunu sahnelediler ve herkes sadece hayranlık duydu. Yani yaşları işte 20 ile 25 arasında değişen bu gencecik çocuklar inanılmaz bir oyunculuk da sergilediler. Yani bunların tabii izlenmesi lazım, görülmesi lazım. Bu çocuklar, çocuklar diyorum beni bağışlasınlar. Evet. Bu gençler ama çocuklarım gibi benimsediğim ve sevdiğim için çocuklar diyorum. Bu gençler Türk operasının geleceğini çok yakın üstelik bir zamanda geleceğini oluşturacaklar ve farklı bir konsepti, farklı bir anlayışı taşıyacaklar Türk operasını. O açıdan da ben çok umutluyum ve mutluyum. Onu soracaktım. Bu güzel. Gelecekle ilgili umutlusunuz. Bu arada yine zaman zaman hatırlatıyoruz. Yıldız Kenter hocamızın bir cümlesi var. Hani bu dönemlerde sahne sanatlarına özellikle tiyatroya da ilgisizliğin kaynağı olarak öyle bir jenerasyon yetişti ki bırakmayın yetişen jenerasyonu eskiler dahi artık televizyon kanallarının karşısında sürekli bir şey izlemektense ikide bir zap yaparak geçmeyi, hızlı yemek yemeyi, hızlı aşık olmayı, hızlı seviyorlar. Dolayısıyla bu kadar hız tutkunu olan insanları siz sahnenin karşısına alıp iki saat sessiz sedat oturtturacaksınız ve sahneye baktıracaksınız. Bu hakikaten zor bir işlem galiba. Sadece bir şeyler, tek bir enstrüman kullanmak, ses kullanmak yerine orada görüntü de gerekiyor. Bu konuyu şunla kapatmak istiyorum. Bu kritik bir soru bence. Şimdi bu vermiş olduğunuz dersi, siz iki tarafta da iki şapkanız var ama şunu özellikle sormak istiyorum. Bu verdiğiniz dersi sadece bir tiyatro oyuncusunun, operaya çok da yakın olmayan bir tiyatro oyuncusu verseydi, bir fark, bir değişiklik, bir eksiklik olabilir miydi? Sizin bir taraftan opera şapkanızın olması bu dersi verirken öğrenciye daha mı şey katıyor, daha fazla bir katkı mı veriyor sizce? Şimdi opera bilmeniz lazım tabii. Yani operayı tanımadan, bilmeden, opera repertuarını bilmeden, sesleri bilmeden bunu yapmanız çok zor. Şöyle söyleyeyim yani Batı'da mesela tiyatro yönetmenleri hatta sinema yönetmenleri opera sahneliyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani ben bütün bu disiplinler arası yatay geçişleri çok seviyorum. Evet. Farklı soluklar getiriyor, farklı kazançlar oluyor. Ama bir, o yönetmenlerin tabii müzikal bir backgroundları var. Yani çocukluklarından itibaren işte müzikle haşır neşir olmuşlar. Dolayısıyla bir miktar operayı tanıyorlar. Onun ötesinde daha da önemlisi olan bir yönetmen gelir bir oyunla hesaplaşır ve onu sahneye koyar. Ama eğitmenlik başka bir şey. Eğitmenliğe soyunduğunuz an bütün opera repertuarını, bütün sesleri, sorunları, o çocuklara neyin nasıl yararlı olabileceğini bütün bunları bilmeniz gerekiyor. Yoksa yani olay sadece bir oyunu sahnelemek ve o rollere çocukları çalıştırmak değil. Çok daha uzun soluklu bir iş bu. Evet. Hanım, bu arada iki şapka şunu belirteyim. Yıldız Hanım benim de hocam oldu. Çok sevdiğim kalbim. Duyduğum, kendisinden çok şeyler öğrenmiş olduğum değerli bir hocam. O açıdan ben kendimi zaten her zaman çok şanslı addetmişimdir. Benim harika hocalarım oldu. Yani bu kolay kolay herkese kısmeti olmayan bir durum. Belediye Konservatuvarı'nda okuduğunuz dönemde tabii, sanırım değil mi? Evet, Yıldız Hanım'la. Yıldız Hanım hocam oldu. Evet. Kendisine sonsuz saygım vardır. Yani tiyatrocu olarak herhalde Türk tiyatrosuna gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri. Evet. Bu hız meselesinde yalnız şöyle bir şey var. Hepimiz çok hızlı yaşıyoruz. Yani çağ onu gerektiriyor. İki saatte hop Roma'da buluyorsunuz kendinizi. Bir saatte Ankara'dasınız. Yani o kadar alıştık ki artık evimizde oturduğumuzda da uzun uzun böyle eskisi gibi mum ışığında okumalar falan yapamıyor günümüz insanı. 21. yüzyıl bu. Dolayısıyla hızlı, çok çabuk değişime alıştık ve de hızlı yaşıyoruz. Bu hepimiz için geçerli. Sanatta bunu ayak uydurmalı. Evet, sanata bunun yansıması olması gerekiyor. Artık bu çağımız sanat anlayışında uzun, yeknesak, ağır tempolu, tek düzey yorumlara artık yer yok. Yani bu tempoyu bizim sahnede de yakalamamız gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi çok doğru, elinde uzaktan kumanda aleti tak 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 geçiyor. Reklamlara bile tahammülümüz yok. O arada hatta
hatta 3 kanalda eş zamanlı film seyreden insanlar var. Şimdi bu tempoya alışmışken ben bunu olumsuz bir şey olarak görmüyorum. Yani çağımız bunu gerektiriyor. Bu teknolojide artık bir tuşa basıyorsunuz, dünyadaki bütün bilgiye erişiyorsunuz. Yani bu ayrıca beni çok heyecanlandırıyor, müthiş bir şey. Ama sanatta da bunun karşılığını yakalayabilmemiz lazım. Yani bu tempoyu sahne üstünde de yakalayabilmemiz gerekiyor. Evet. Bu arada belirteyim ki az önce konuştuğumuz konuyla ilgili iki tane şapkanızın olmasının size katkısı büyük olmuş ama Allah'tan hocalık yaparak o katkıyı büyütüyorsunuz, öğrencilerle de paylaşıyorsunuz. Devam edeceğim. Şöyle bir baktığımda 1978-79-79-80 sezonlarında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı ve dramaturg olarak çalışmışsınız. Türkiye, Yunanistan, Almanya ve Polonya'da 50'yi aşkın resital ve orkestra eşliğinde konser vermişsiniz. Devam ediyorum. Almanya, Amerika ve Bulgaristan'da konuk yönetmen olarak çalıştınız. Amerika'da La Bohème, Bonn Operası'nda Sokrates, Almanya'da Nabucco operalarını sahneye koydunuz. Babanız eski Adalet Partisi milletvekili Mustafa Kara. Burada hemen durup bir soru soracağım. Bugün geldiğiniz yer var. Bugün gelmiş olduğunuz yere babanızın katkısı dolaylı olarak ya da direkt olarak katkısı ya da zararı oldu mu? Açık açık. Şimdi bu noktada yalnız babamın değil, anne ve babamın çok büyük katkısı olmuştur. O da şu, ben daha küçücük bir çocuktum, 5 yaşındaydım. Beni elimden tuttular ve piyano dersi almam için hocaya götürdüler. Sonra konservatuvara girdim ve daha okuma yazma öğrenmeden ben notaları öğrenmiştim. Evet. Yani ayaklarım yere değmezdi, piyano çalardım. Evet. Şimdi bir çok sanatsever bir anne baba. Annem kimyagerdi. Evet. Dolayısıyla ikisi de aslında sadece sanatı seven insanlardı. Yani ailede bir sanatçı o anlamda yoktu. Evet. Ama buna rağmen çocukluğumdan itibaren gittikleri her konsere, her operaya, her tiyatroya beni mutlaka götürdüler. Yani ben hatırlıyorum ilkokulda ikinci sınıftaydım. Hamlet izliyordum Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nda yahut işte Madame Butterfly izliyordum. Ve onun için de daha çok küçük yaştan itibaren benim sanatla inanılmaz bir yakınlığım oldu. Bunu ben her anne babaya şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Çocukların ille de sanatçı olması gerekmiyor. Ama iyi bir sanatsever olmaları, iyi bir seyirci olmaları o gerekiyor. Yani yaşamlarına güzellik katacak unsurlar. İleride ekonomist olabilir, hukukçu olabilir, mühendis olabilir. Ama sanatla ilişki kurmuş olan bir insanın kendi alanında üretecekleri herhalde çok daha farklı olur. Anladım. Yekta Hanım, mesaj çok net. Ama hani Türkiye'de bildiğimiz torpil kavramları vardır ya. Ben bir de öbür şapkayla da sormak istiyorum. Yani bu konuda mesela bir başka siyasi iktidar gelir. AP'nin karşıtı ve siz o esnada kurum içinde sıkıntı yaşayabilirsiniz ya da aynı iktidar gelir biraz daha ekipar olur. Hakikaten bu tür iniş çıkışlarınız oldu mu? Yok değil. Hayır, olmadı. Zaten bu olamaz. Bakın, ürettiğimiz iş bizim çok apaçık ortadadır. Yani eğer opera solistiyseniz sahne üstünde herkes sizi izliyor, görüyor, dinliyor. Ya da yönetmenseniz sahneye koyduğunuz opera onu da yine seyircinin yargısına açık. Yani yapılan işi gizlemek, örtmek, saklamak mümkün değil. Sahnede torpil olmaz derler. Olmaz, hayır. Orada yalnızsınız. Yapayalnızsınız ve aslında çıplaksınız. Evet. Yani hiç örtebileceğiniz hiçbir şey yok. Neyseniz olsunuz. Kopya çekmek mümkün değil. Hayır, sahnede değil. Bambaşka hayır. Bir şey. Peki, şimdi bir nokta daha. Almanca az önce bahsettiniz. Alman Lisesi mezunusunuz. Almanca, İtalyanca ve İngilizce biliyorsunuz. Bu çok önemli. Bunu yine operadan arkadaşlarımızla buluştuğumuzda konuştuğumuz bir konu. Konservatuvarlarda Almanca ve İtalyanca ders eğitim verildiğini biliyorum. Daha doğrusu ders verildiğini biliyorum. Arkadaşlardan aldığım bilgi. Ama bunun çok yeterli olmadığı söyleniyor. Ve bir başka şikayet konusu da özellikle de yabancı dilde sahnenin esenler, az önce saydığımız dillerde. Eğer bu dile hakim değilseniz o duygu nasıl yaşanmadan verilebilir? Bu konuda bir eleştiriniz var mı? Bu hakikaten yapılabilecek bir şey mi? O dili bilmeden o dilde bir arya söylemek, üstelik eğer bir başrol sanatçısıysanız. Şimdi konservatuvarlarda verilen dil eğitimi, daha ben bunu genişleterek söyleyeyim, orta öğretimde verilen ve çok okulda verilen Yeterli değil diyeceksiniz. Tabii ki yeterli değil. Ama burada öğrencinin kendisine çok büyük bir iş düşüyor. Yani unutmayalım, konservatuvara gelmişseniz artık siz yüksek öğrenim öğrencisiniz. Dolayısıyla yani ne yapalım, işte haftada 2 saat dil dersi yeterli değil diye kenara çekilip oturamazsınız. Yani siz, ha üstelik de şimdi inanılmaz olanaklar var.
kurslar var, kitaplar var. Mutlaka kendi çabanızla, zaten dil öyle öğrenilir. Yani ben oturayım ve de bana dil öğretsinler değil. Kişinin kendi çabası, aslında sanatta da bu böyle. Kendi çabamız bizim çok önemli. Yani azimle üstüne gitmek lazım. İnsanın kendini, kendi donanımı için pek çok şey yapması gerekiyor. Bunlardan biri ve çok önemli olanı kuşkusuz yabancı değil. Hele hele bir opera sanatçısı için bu bir şart. Bütün öğrencilerime daha birinci sömestrede söylüyorum. İlk yıllarda onların daha çok zamanları var. Bu zamanı, çünkü unutmayalım, zaman çok çabuk akıp gidiyor. Çok. Ve geri dönüşü yok. Her şeyin telafisi var, zaman akıp giden zamanın yok. Onun için de o zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Ve mutlaka yabancı dil öğrenmek gerekiyor. Artık kursa mı giderler, özel hoca mı tutarlar? Ha, parasal olanakları çok iyi değil ama birkaç kişi birleşip bir şey yapabilir. Yani bir kursa katılabilir, bir hocayla paylaşabilir. Yani bu istedikten sonra çare çok. Çare. Ama burada sorunuza geri dönüyorum. Mesela Rusça opera oynuyor olabilirsiniz. Evet. Yevgeni Onyegin oynuyorsunuz ve orijinal dilinde oynuyorsunuz. Evet. Şimdi yani hayatınız boyunca bir kere Yevgeni Onyegin oynayacaksınız diye de Rusça. Rusça çok güzel bir dil, o ayrı. Ama şimdi bütün dilleri de öğrenemezsiniz. Tamam, İtalyanca ve Almanca opera için kaçınılmaz. Ama Fransızca operalar da var, anlatabiliyor muyum? Evet. İngilizce operalar da var. Yani repertuarınızdaki bütün operalar için bütün dilleri tabii ki öğrenemezsiniz. Uç bir örnek olduğu için Rusçayı verdim. O zaman nedir? Batı'da koçlar var. Yani sizi, bütün artikülasyonunuzu sizinle çalışıyorlar. Ayrıca kelime be kelime ne anlama geldiğini size anlatıyorlar. Yani biraz... ezber gibi. Mealen bilmek yetmiyor. Ha, evet. Yani ağzınızdan çıkan her sözcüğün, yani lublu diyorsanız, seviyorum diyorsunuz ve onun anlamını bilmek zorundasınız. Yoksa herhangi bir laf, kelime gibi söylenmesi mümkün, mümkün değil. Yani ona bir ifade katamazsınız. Onun için her bir sözcüğün anlamını, yani biraz iğneyle kuyu kazmak bak, aslında bir şey. Ama bizim işimiz bu. Evet. Yani sabırla kuyular kazıyoruz. Evet. Peki bir cümleniz var, daha doğrusu vermiş olduğunuz bir röportajdan gazeteci arkadaşım bunu başlık olarak çekmiş. İki başlığı birleştirerek soracağım. Batı'yla yarışırız demişsiniz. Ve bu manşet olmuş haberin başlığı olarak, röportajın başlığı olarak. Bu önemli, böyle bir açıklamanız var. Ve bir nokta daha var, ben biraz toparladım kısaltmak adına. Avrupa Birliği'ne giden yollar içerisinde sanat da var. Avrupa Birliği'ne giden yol sanattan geçer şeklinde bir demeciniz var. Bu söylemiş olduğunuz fevkalade önemli. Çünkü tüm sektörlerde, ekonomik sektörlerde malum bir reel sektör kanalıyız. Bu için biz de çok ciddi çaba harcıyoruz kendi adımıza. Ama bir nokta var ki hep para konuşuyoruz. Sanki parayla girecekmişiz gibi. Ama işin bir de sanat tarafı var. Bununla uğraşan da görebildiğim kadarıyla münferit kişiler dışında bir hükümet politikası şeklinde gelmiş değil. Birazdan detaylı inşallah zaman yeterse konuşacağız. Uzatmayayım soruyu. Gelin bunu bir konuşalım. Buradan kastınız neydi? Bu işi bir miktar ikinci plana atarak hakikaten biz istediğimiz yola gidebilecek miyiz Avrupa Birliği ya da herhangi bir başka üst birlik için? Şimdi bakın şöyle, Avrupa ile yarışırız derken bunu, ya da yarışıyoruz derken bunu yürekten söyledim. Unutmayalım ki Türkiye'de bir mucize yaratılmış. Yani opera ve çok sesli müzik alanında gerçekten bir mucize yaratılmış. Tek sesli müzikten çok sesliye geçiyorsunuz. Tabii bizim geleneksel sanatımız değil opera. Evet. Ama batıya bakıyoruz, 400 yıllık geçmişi var. Bizde ne kadar? 50-60 yılla sınırlı. Yani biz sıfır noktasından başlamışız. Batı modelini almışız, kendimize göre uygulamışız. Ve yarım yüzyılı biraz aşan bir zaman diliminde Batı'daki seviyeye ulaştırmışız bu sanat dalını. Yeterli mi? Değil. Türkiye genelinde tabii ki daha da yaygınlaşması lazım. Şimdi eğer biz 350 yıllık farka rağmen bu noktaya gelmişsek daha da ileri gidebiliriz. Çünkü ilk başladığında opera bir kurum yok, orkestra yok, koro yok, solistler yok, şef yok, reis yok, hiçbir şey yok. Konservatuvarlar kuruluyor, oradan yetişen öğrencilerle bu kurumlar oluşturuluyor. Ve ondan sonra da biz 94'te, 96'da, 97'de 3 kez İstanbul Devlet Opera ve Balesi benim müdürlük döneminde Danimarka'ya turne yaptık. Ve bu ikili kültürel anlaşmalar çerçevesinde kotarılan bir turne değildi. Yani geldiler, empresaryolar izlediler, oyunlarımızı beğendiler ve onları davet ettiler. Gittik, orada oynadık.
Danimarka basını inanılmayacak şekilde övgüyle bizden bahsetti. Ayakta alkışlandık. Ve tekrar davet geldi, tekrar geldi. Şimdi bu eğer gidip de biz bir Orta Avrupa ülkesinde bunu yapabiliyorsak, yani batıdaki meslektaşlarımızla yarışacak biçimde oyunlar sergileyebiliyorsak, sanıyorum söylediklerim abartılı olarak algılanmamalı. Anladım. Yani bu duygusal bir söylem değil zaten. Hayır, hayır. Burada anlattığınız gibi tanıklıkları, şahitlikleri olacak hadiseler var. Bu kurum olarak şimdi, kurum olarak batıdaki performanstan söz ediyorum. Tabii bir de tekil olarak sanatçılarımız gidiyorlar, orada temsiller veriyorlar. Siz az önce söylediniz, yani yönetmen olarak defalarca Amerika'ya gittim, Avrupa'ya gittim. Yani oradaki bir Türk sanatçısı olarak oradaki meslektaşlarımla ben eşit işler kotardım. Keza bizim solistlerimiz şu an Amerika'da, Avrupa'da, pek çok ülkede İtalyanlarla, Almanlarla, Amerikalılarla aynı sahneyi paylaşan bizim genç opera sanatçılarımız var. Ve ileride Leyla Gencer'imiz var. Yani bunlar şimdiki kuşak ve ileriyi hazırlıyorlar. Ama bir Leyla Gencer, unutmayalım, Maria Callas'la ve Tebaldi ile eş zamanlı muazzam bir yarış içinde var oldu. Scala gibi bir yerde. Yerde, yani yaptıklarımızı, Türk sanatçılarının bu alanda yaptıklarını küçültememek gerekiyor. Avrupa Birliği'ne gelince tabii ki sadece ekonomi düşünülerek, bu çok önemli. Onu şey yapmıyor değilim, önemsemiyor değilim. Ama ve lakin sanatı yeterince önemsemediğimiz kesin. Halbuki batıda Türkiye'nin en iyi propagandasını, reklamını yapacak olan unsur kültürdür. Kültür sanat yoluyla bu olur. Bakın Güher Süher Pekin'e de düşünün, Fazıl Say'ı düşünün. Yani uzağa gitmeye gerek yok. Şimdi pek çok sanatçımız orada sahneye çıktığında Türk sanatçısı olarak, Leyla Gencer Türk divası olarak yıllar yılı anıldı. CD'leri, kitapları, hakkında yazılmış kitapları, konserleri, temsilleri, yani tek başına Leyla Gencer'in yapmış olduğu reklamı, propagandayı, Türkiye'nin, Türkiye adını her yerde duyurmasını hangi parasal kaynakla yapabilirsiniz ki? Evet. Çok netti. Peki, devam edeceğim. Şimdi, Türkiye'ye neden döndünüz, neden İstanbul'da değil Ankara sorusu sorulmuş. Onun cevabını vermişsiniz ama çok kısa alabilir miyim? Çünkü yurt dışında başarılarınız var. Türkiye'ye gelmek bunu belki sekteye uğratmayacak ama mesainizin bir kısmını buraya vermiş olacaksınız. Hakikaten neden döndünüz bir ve neden direkt İstanbul değil Ankara? Neden döndüm? Sorusu çok açık. Şimdi olsa yine aynı şeyi yapardım. Üstünden 27 yıl geçmiş. Çünkü ben şuna inanıyorum. Benim bu topraklar, bu ülke yetiştirdi. Ve bana yatırım yaptı. Yani bir sanatçı olarak bir kere benim Türkiye'yi solumam lazım. Ahde vefa diyorsunuz. Evet. Artı ne kadar bilgim varsa, ne öğrenmişsem bunu paylaşmam gerekir. Hocalığı da onun için yapıyorum zaten. Yani bıkmadan, utanmadan 22 yıldır yapıyorsam bu. Benim bilgimi paylaşmam lazım. Gençlere destek olmam lazım. Ayrıca bu eğitmenlik bastı ama operada ne öğrendimse, 8 yıl kaldım ben Almanya'da. Bütün bu bilgimi, öğrendiğim her şeyi kendi ülkemde bunun geri dönüş olması gerekiyordu. Onun için döndüm. Ve ayrıca sanatçı olarak da beni besleyen bu toplum. Yani ben Amerika'da yaşıyor olsaydım bu yaptıklarımı yapamayabilirdim. Ama burada çalıştıktan sonra gidip batıda tabii ki oyun sahneleri, çok doğal, ya da konser geçmişte yapmış olduğum gibi veririm. Bu ayrı. Yani çünkü evrensel bir sanat yapıyoruz. Dolayısıyla evet, sadece lokal Türkiye ile kendimizi sınırlamamamız gerekir. Bu doğru. Ama Türkiye'de az önce söylediğim, yani 50-60 yıllık geçmişi, opera geçmişi olan bir ülkede tamam, ben öğreneceğimi öğrendim. Hadi bana hoşça kal. Hoşça kal. Evet. Ben artık orada yoluma devam ederim. Pek diyemezsiniz. Yani bilemiyorum, belki duygusal davrandım ama şimdi bakıyorum, şimdi şu an ne karar verirdim? Aynı karar verirdim. Tabii, hiç tartışmaz. Evet. Bir de kısaca onu bir belirtelim isterseniz. Neden İstanbul'a değil de dönüşte direkt Ankara'ya gittiniz diye bir soru var. Onu ben de tekrar yenilemiş olayım size.
O çok basit çünkü ben Türkiye'ye geldiğimde Atatürk Kültür Merkezi kapalıydı. Evet. Yani biliyorsunuz bir yangın geçirmişti. Sonrası. Ondan sonra tadilat devam ediyordu. Ve ne zaman açılacağı... 70'in başı galiba değil mi? Yok yok değil. 78. 78 pardon. 77, 77 sonu gibi. Evet 77 sonu. Sonra 78 sonunda bir yıl sonra açıldı. Hı hı. Şimdi genç bir insan, okulu bitirmişsiniz, çift diploma almışsınız, gelmişsiniz, sahneye çıkmak istiyorsunuz, üretmek istiyorsunuz. Hı hı. Orada oturup da işte ben bekleyeyim İstanbul'da ne zaman açılırsa o zaman işimi yaparım. Hı. O değil yani acelecisiniz. Evet. Ankara Devlet Opera Balesi'ne yani genel müdürlüğe gittim. Orada ilk angajmanımı yaptım. Sonra ama 80'de burası açıldı 78 sonunda. İstanbul'uyum çünkü. Evet. Bütün ailem, dostlarım, herkes burada. Ve buraya geldim. İstanbul'a tabii nakledim. Evet. Ama o iki yıl benim için çok öğretici olmuştu. Yani Ankara Devlet Opera Balesi'nde geçirdiğim iki sezon fevkalade eğitici olmuştur. Yani o süre de benim için çok önemliydi gerçekten. Evet. Bu arada bir ironi var yine, bir dramatik tablo var. Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana neredeyse 50 yılı geçen bir süreden bahsediyoruz. Ve Atatürk Kültür Merkezi yanıyor. Ve İstanbul'da, hoş hala böyle ya, ikinci bir salon yok sanatçıların temsil verebileceği, sanatlarını icra edeceği. Peki bir başka nokta daha var. Şimdi çok hoş bir yer açıldı ama. Sanıyorum yakın gelecekte de Anadolu yakasındaki tek gösteri merkezi olacak. Sabancı Üniversitesi gösteri merkezi. Müthiş bir yatırım yapmışlar. Hı. Ve 927 kişilik pırıl pırıl çok güzel, her türlü olanağı olan bir mekan yaratmışlar. Yani işte orkestra çukuru var, kocaman bir sahnesi var, yan kulisler, arka sahne, her şey. Yeklam kaç kişiliğiniz? 927 kişilik. 927. Bu biraz Atatürk Kültür Merkezi büyük salonlar biraz küçük ama yine de önemli Atatürk bir miktar. Atatürk Kültür Merkezi 1308 kişidir. 1308 evet. Ama CRL'den mesela Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndan büyük. Orası yanılmıyorsam 800 kişi civarındadır. Sahnesi ufaktır mesela. Yani orası tabii konser salonu olarak tasarlanmış. Bu Sabancı Gösteri Merkezi tam bir tiyatro mekanı olarak düşünülmüş, tasarlanmış. İşte sofitası, her şey yani soyunma odaları, her şey gerçekten çok güzel ve sanıyorum yakın gelecekte özellikle Anadolu yakasındaki tek merkez olacak. Ama söylediğinize katılıyorum. Yani artık 15 milyon insanın yaşadığı bir kentteyiz ve burada her tarafta yani işte bu bulunduğumuz Yeşilköy'de, Ataköy'de, Bakırköy'de her tarafta yeni gösteri merkezlerinin yapılması lazım. Sarıyer'de, yani Maslak'ta bunu daha çok önemsemesi gerekiyor. Ama her şeyi de devletten beklemek gerekmiyor. Bu arada özel sektörün de çok büyük desteği olabilir. Sabancı örneklerden bir tanesi. Olabilir. Tabii mutlaka. Yani bu alana yatırım yapılması gerekiyor. Çünkü bir tek Atatürk Kültür Merkezi düşünebiliyor musunuz? Devlet Opera Balesi orada, Devlet Tiyatrosu orada, Devlet Senfoni Orkestrası orada, Türk Sanat Müziği orada. Yani bütün bu kurumlar barış ve dostluk içinde etkinliklerini sürdürüyorlar kuşkusuz ama her bir kurumun çok daha kendine özel ya da hiç değilse bir başka kurumla, tek bir kurumla paylaşabileceği çok daha özel mekanlara ihtiyacı var. Evet. Gayri ihtiyar biraz inhamasetle olacak ama 40 milyar doları banka otomatisi olarak adlandırılan kişileri bir nevi mecburen parasını halka ödemekle birlikte onlara ödeyen devlet istiyoruz ki bunca yıl geçtikten sonra İstanbul'a nüfus kat be kat arttı ama henüz bir çivi çakılmış değil. Bu da fevkalade üzücü. Bir başka konu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde toplam 8 yıl kurumda müdürlük yapmışsınız. Bu çok uzun bir süre. Çünkü baktığınızda tüm kurumlarda maalesef çok sık, tiyatroda da böyle görebildiğim kadarıyla, balede de böyle, çok sık değişimler var. Daha çok yeni İstanbul Devlet Opera Balesi'nde bir müdürlük değişimi var. Soruyu çok dağıtmak istemiyorum. Adım adım gidelim isterseniz Ekta Hanım. 8 yıl kurumda kalmışsınız ve bu süreniz İstanbul Devlet Opera Balesi'nin en önemli dönemlerinden biri olarak gösteriliyor. Çünkü bir mesela artı konuşulabilecek bir şey, yurt dışına ilk defa temsil olarak çıkıldığı tarih, turneye çıkıldığı tarih sizin döneminiz. Gelin bunu bir konuşalım. 8 yılın siz bunca zaman geçtikten sonra bir bilançosunu yaptığınızda emeklerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben 92'de yani İstanbul Devlet Opera Balesi benim kesintisiz 25 yıldır hizmet verdiğim bir kurum. Yani evet. Çeşitli biçimlerde işte rejisör olarak, baş dramaturg olarak, solist olarak 92-2000 arasındaki o 8 yıllık dönemde de müdür ve genel sanat yönetmeni olarak
çalıştım. Göreve geldiğimde ilk kadın opera müdürü olmamın, yani Türkiye'nin ilk kadın opera müdürü olmamın getirdiği herhalde bir artı bir sorumluluk duygusu vardı. Mutlaka ve mutlaka kurumu çok daha farklı bir noktaya taşımam gerektiğine inanıyordum. Bu nasıl olacaktı? Kendi içine kapalı bir Türk opera yaşantısı vardı bizde. Yani İstanbul Devlet Opera Balesi belli bir kesime, belli bir kesime gidiyor. Ayrıca yani yurt dışında kimse bilmiyordu. Bunun acısını ben öğrencilik yıllarımda çok çektim. Benim Türk olduğumu duyan herkes, yahu Allah Allah, yani Türkiye'de opera var mı, sen burada ne okuyorsun? Ya da mezun oldum, dönüyorum, ne yapacaksın? İşte kalmıyor musun? Hayır, dönüyorum. Yani orada opera var mı ki? Yani evet, bu kadar okudun, başarılısın, neden geri dönüyorsun? Hı-hı. Bu sorular demek ki çok içime işlemiş benim. Türk operasının tabii ki yani o dönemde sorumluluğunu üstlenmiş olduğum kurumun ben batıda adını duyurmak istedim. Yani bizim de en azından varlığımızı kanıtlamak istedim. Artı dediğim gibi evrensel bir sanat icra ediyoruz. Dolayısıyla operasıyla, balesiyle. Mutlaka batıyla yoğun bir işbirliğimiz olması gerekiyordu. Yani dünyanın önde gelen sanatçılarının Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu. İstanbul'a gelmesi gerekiyordu. O güne kadar hiç yapılmamış olan eserlerin, çünkü kabul ederim ki opera bale repertuarı o kadar kısır repertuarlar değil. Yani daha çok İtalyan operası ağırlıklı çalışılmıştı. Örneğin hiçbir Wagner operası o güne kadar hiç sahneye konmamıştı. Alman operası yok. Richard Strauss yapılmamıştı. Bunlar çok büyük eksikliklerdi. İlk Uçan Hollandalı ben yapacağım dediğimdeki ilk sezonumdu. Bütün meslektaşlarım bana dediler ki aklını kaçırdın herhalde. Yahu yapma, ilk sezonun kimse gelmez, başarısızlık olur, bari bir sezon geçir de sonrasında dur bakalım filan diye. Tersi oldu. Uzun kuyruklar oluştu AKM gişesinin önünde ve inanılmaz başarı kazandı Uçan Hollandalı. Özür dilerim, sizden önce boş koltuklar oldu ve sizle beraber gelmenizle birlikte, repertuarın değişikliğiyle birlikte koltukların dolduğuna dair yine basına çıkan haberler var. Ardından Salome oldu. Bütün oyunlar, şimdi burada tek tek saymak istemiyorum ama Salome ve Uçan Hollandalı tarih edicidir. Çünkü İstanbul'da Richard Strauss'un ve Richard Wagner'in ilk sahneleri işte bunlar. Ama başka ilk sahnelemişler de oldu örneğin. Ha, Türkiye premieri oldu yani. Tabii tabii. Evet. İstanbul premieri. İstanbul, çünkü pardon. 60'lı yıllarda, Uçan Hollandalı ve Salome 60'lı yıllarda ama Ankara'da yapılmıştı. Çok önemli sanatçılar geldi. Bu tabii önemli. Yani iyi bir orkestra şefiyle çalışmak bizim sanatçılarımız için de çok önemli bir öğretici oluyor. Dünyanın en önde gelen koreograflarını davet ettim o dönemde. Yuri Vamos geldi Almanya'dan. Derek Dean geldi İngiltere'den. Yuri Grigorovich geldi Rusya'dan. İşte pek çok oyun yaptık. Ama bir de şöyle bir sloganım vardı benim. İstanbul'da herkes için opera. Bu önemli. Çünkü 15 milyon insan bu kentte yaşıyorsa her yaştan, her kesimden insana biz opera ve bale sanatlarını tanıtmak zorundayız. Ona göre bir repertuar seçecek. Tabii biz ödenekli tiyatroyuz. Bizim öyle bir lüksümüz olmaz. Yani biz herkesin beğenisine göre ama kaliteden tabii ki ödün vermemek koşuluyla herkese bir tenor aranıyor diye bir müzikal yaptık. Kaç 85 temsilini hala oynuyor yani düşünün. Evet. Yıllarca ve hep kapalı gişe oynadı. Bunu götürdük, Kıbrıs'a götürdük, Anadolu'ya, her yere götürdük. Ama bu bir ilk adım. Yani o güne kadar opera ile bale ile tanışmamış olan insanların, seyircinin gelip "Aha yani hiç fena değilmiş." onu seyrettikten sonra cesaret kazanıp diğer operalara, diğer balelere de yönelmesini sağlamak da amaç. Dediğim gibi yurt dışı tanıtım çok önemli ama yurt içinde de yaygınlaştırmak. Opera baleni herkesin gündemine sokmamız gerekiyordu. Buna çok inanıyordum. Ve sanıyorum başarılı da oldum bu konuda. Yani basınla ilişkilerde, kamuoyu da opera şunu oynuyormuş, işte balede şu varmış, gidelim görelim. Görsel basında yer almak, yazılı basında yer almak. Sokakta giden insanın gündemine sokmak. Gündelik yaşamında böyle bir meselesi olması. Neden gidilmeyecek ki? Opera ve bale insanlık tarihinin çok önemli kültür mirası. Yani bundan herkesin, bu kentte yaşayan herkesin kendi payına düşenini alması gerekiyor. Bu bizim görevimiz. Hı hı.
O tanımıyor olabilir. Evet. Hiç tadını bilmediğiniz bir yemek düşünün. Hiç tanımıyorsunuz. Yani bilmediğiniz bir şeyi sevemezsiniz. Önce bir tatmanız lazım. Evet. Yani bunu elinizin tersiyle itemezsiniz. Opera, bale bize göre hayır. Nice operalardan yola çıkılıp nice müzikaller yapılıyor, nice filmler çevriliyor, nice popüler müzik parçaları üretiliyor. Yani muazzam bir kaynak var orada. Ama tabii ki bunu çağdaş bir anlayışla sahnelemek gerekiyor. Yani hala 18. 19. yüzyıl anlayışıyla opera bale sahneleyemezsiniz. Olmaz. O zaman seyirci sizi reddeder. Sizi yok sayar. Klasikleri yine klasik formatta arayan, klasik sahnelenme şeklinde arayan bir grup da olabilir mi? Ya da bu değişimi onların kabul etmesini beklemek her zaman mümkün olabilir mi diye soracağım. Çünkü bile biliyorsunuz klasik eserlerin klasik formatta mesela bir Hamlet'i takım elbiseyle şehrin içerisine soktuğunuzda bazı insanlar, bir tanesi de acizane benim, garip geliyor. Yine de o dekor ve kostümle o ambiyansı arıyor insan gayet. Yani bir grupta var benim gibi böyle uzaylı. Şimdi estağfurullah, şimdi şöyle bir şey var. Yani ille de günümüze taşımak gerekmiyor. Bunu evet. Hani eğer zaten zorlama olur. Eser el veriyorsa yani, ya da sizin konseptiniz mutlaka onu zorunlu kılıyorsa bunu yaparsınız. Şöyle bir örnek vereyim. En son işte geçtiğimiz Mart ayında Belisario'yu ben sahneye koydum. Belisario'yu ben çağdaş bir anlayışla sahneye koydum. Ama insanlar blue jean'le sahneye çıkmıyordu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bir eseri çağdaş sahnelemek sadece aktualize etmek anlamına gelmiyor. O değil. Ama oturup da işte 1940'larda, 50'lerde nasıl yapılmışsa birebir aynı şeyi tekrarlarsanız olmaz. Çünkü seyirci 40'ların seyircisi değil. Değil tabii. Evet. Yani üstelik de opera müzelik bir sanat dalı değil. Yani sürekli bir devinim içinde. Batı'da da böyle. Yani her 10 yılda bir reji anlayışı, dekor anlayışı, her şey değişiyor. Hatta ve hatta şancının yorum anlayışı değişiyor. Bunu izlemek gerekiyor. Yoksa birdenbire trak diye dışına düşüverirsiniz. Tabii. Evet. Peki başka sorularım var. Bunlardan bir tanesi lirik tarih. Lirik tarih denince herhalde bu hayatınızda tahmin ediyorum ki yine haberlerden şöyle bir takip ettiğimde bir dönüm noktası olmuş. Çünkü çok beğenilen, Türkiye'yi çok farklı platformlarda temsil eden bir eser. Fakat bu eser sizin 8 yıllık kurumdaki müdürünüzün de bir nevi sonu olmuş. Konu çok geniş ve görevden alınmışsınız. İstemihan Talay o dönem Kültür Bakanı. Bu konuyu elbet tatsız tarafları da var ama sizden yine böyle bir aradan zaman geçti. Çünkü 2000 yılıydı galiba. Aradan bir 5 yıl kadar zaman geçti. Bugün geriye dönüp baktığınızda hem bir miktar lirik tarihi falan anlatırsanız, o kadar kısa zamanları kadar oldu bilmiyorum ama bir de bir yorumunuzu alalım. Çünkü galiba pek basına yansıdığı şekilde yapılan açıklamalar var. O tür değil, farklı bir takım görüntüler var altında. Konuyu biliyorum ama bir satır benimle paylaşırsanız sevinirim. Tabii. İzleyiciler. Şimdi her şeyden önce şunu belirteyim. Lirik tarih Ali Taygun'la birlikte tasarladığımız ve gerçekleştirdiğimiz bir eser. Potkır mıyım? Eşiniz. Evet. Evet. Şimdi sadece bana ait bir eser değil. Yani Ali ile gerçekten çok uzun süre birlikte düşündüğümüz, tasarladığımız, sonra da ortaya çıkarıp sahnelediğimiz bir eser Lirik Tarih. İlk sahnelenişi 1996 yılında oldu. Habitat Zirvesi'nin açılış gösterisiydi. Özür dilerim, bunlar üstelik ısmarlanmış, tırnak içinde söylüyorum. Tabii tabii ve hepsi devlet tarafından ısmarlanmış. Tabii. Ha, evet. Yani ilki Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı, o dönemki başkanı Yiğit Bey tarafından talep edildi. Yani o bir açılış gösterisi. Bugüne kadar hiç yapılmamış, İstanbul'u Türkiye'ye anlatacak çok farklı bir açılış gösterisi istiyordu. Öyle çıktı, yani konsept böyle oluştu. Bir ilk lirik tarih, sonra da ardından gelen pek çok esere de esin kaynağı oldu. Biz bundan gurur duyarız. Ama 2000 yılında şöyle bir olayla karşılaştık. Kültür Bakanlığı'ndan bazı kişiler, bazı o dönem şimdi görevde olmayan bazı bürokratlar aldılar ve lirik tarih gösterisinin kopyasını, birebir kopyasını yaptılar. Bunun üzerine Ali de ben de biz itiraz ettik. Yani biz bir gün bir gösteriye gittik. Oturuyoruz, perde açıldı ve karşımıza kendi eserimiz çıktı. Bu korkunç bir duygu. Neden yapılmış olabilir böyle bir şey? Neden yapılıyor? Kolaya kaçmak herhalde. Yani Lirik Tarih o sırada çok çok başarılıydı. Hangi hala da bence. Kazanç için. Evet, yani çok gündemdeydi ve
Yani onun taklidini yaptılar. Herhangi bir telif davası açtınız mı? Pardon, araya giriyorum ama. Tabii. Geçen konuşalım. Fikir ve sanat eserleri kanununa bu aykırı bir durumdu. Onun için de biz davalar açtık. Daha doğrusu dava açacağımızı söyledik. Ve ben o noktada tabii ki kötü kişi oldum. Çünkü unutmayalım, Ali Taygun Kültür Bakanlığı'na bağlı bir eleman değil. Ama ben öyleydim. Evet. Hala da öyleyim. Fatura size çıktı gibi bir şey mi? Evet, tabii başka nedenler de var. Bu bir bahane oldu. Çünkü Lirik Tarih Gösterisi İstanbul Devlet Opera Balesi'nin ürettiği bir prodüksiyon değildir. Olamaz da zaten. Yani Lirik Tarih Gösterisi'nde mehter de var, semazenler de var, Türk sanat müziği var, halk müziği var, caz var, her şey var. Halbuki İstanbul Devlet Opera Balesi'nin yönetmeliği çok açıktır. Ne tür eserler sahneleyeceği çok net tanımlanmıştır. Bu operadır, baledir, müzikaldir, konserdir. O yüzden böyle bir şeyi siz kurum içinde yapamadınız, doğru mu? Tabii, yani çok çeşitli suçlamalar getirildi ama bunlar gülüm suçlamalar. İşte bunlardan bir tanesi, kurum imkanlarını bu eserde kullandınız. Mesela elemanları kullanmışsınız. Hayır, şimdi şöyle söylendi. Bir, neden operada yapmadı? Yapılamaz. Ayrıca neden? Kanunu yani bilirseniz bu, anlarsınız bunu kullanacağım. Bu zaten, bakın ben gidip mesela yine o dönemde Amerika'da La Bohème'i sahneye koydum. Kimse bana diyemez ki La Bohème'i niye burada sahneye koymadın? Yani ben izinle gidiyorum. Değil mi? Ben sanatçıyım. Yani yaptığım her şeyi, üstelik de tekrar ediyorum, Lirik Tarih Gösterisi sadece bana ait bir eser değil. Ali Taygun'la bizim birlikte kotardığımız bir iş. Yani birlikte tasarladığımız konsept bize ait, ikimize ait ve de birlikte bunu gerçekleştirmişiz. Yani bu söz konusu değildi. Deli zırvası derler ya, öyle. Şimdi bunu söylediğinizden o zaman trak başka bir suçlama geliyordu. Ama tabii ben devlet memuru olduğum için o dönemde çok bana yönelik yapılan hiçbir suçlamaya ağzım açıp ben yanıt veremediğim, açtığım an çünkü soruşturma başlatılıyordu. O nedenle de, ama ben çok sabırlı bir insanım ve er geç gerçeklerin ortaya çıkacağına inanan bir insanım. O da çok uzun sürmedi. Bakın 2005'teyiz, her şey apaçık ortada. Bazı imzasız mektuplar da gitmiş bu arada galiba kurumdan. Böyle bir tevatür var, daha doğrusu basında haber var. Bu bir tevatür müdür, gerçek olmuş mu, bilginiz var mı? Olmuş olabilir ama bunun için bütün o kurumda, yani o kurumdan bir kişi bunu yapıyorsa... Bütün kurumda töhmet altında sokmalı halim olmaz, yok. Olmaz, olmaz. Çünkü yani ben çok gurur duyuyorum, çok sevilen, sayılan ben bir sanatçıyım. Hala da öyle Allah'a şükür. Kurum olanaklarını kullanmaya gelince onu da hemen belirtiyor. Çalışanların parasını ödemişsiniz üstelik. Ha mesela bu, üstelik de izin yok dendi. Düşünebiliyor musunuz? Biz mesela Portekiz'e gitmişiz. Expo 98'e Devlet Bakanlığı bizi yolluyor. Bütçe oradan. Türkiye'yi temsilen gidip orada Milli Günde Lirik Tarih Gösterisi sahneliyoruz. 350 kişi gidiyor ve ben bunu illegal yapıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Böyle olabilir mi? Yani devletin izni var. Altında bakanların imzaları var. Mesela bana derdi... Özür dilerim, hiçbir sanatçı izin almadan dışarıda görev yapamıyor bildiğim kadarıyla. Elbet. Kurumdan izin almadan. En çok izin olan herhalde Lirik Tarih Gösterisi. Evet. O dönem yani izinsiz başka şeyler olmuş olabilir. Evet. Fakat işin komiği 2000'de ben 10 Ağustos 2000 tarihinde İstemihan Talay tarafından görevden alındım. Ve 19 Ağustos'ta, yani görevden alındıktan tam 9 gün sonra yine 300 kişilik bir Türk sanatçı ekibiyle Almanya'da Expo 2000'de Türk Milli Günü'nde Lirik Tarih Gösterisi yaptım. Dönemin Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanları, Milletvekilleri de geldiler, izlediler. Bana yöneltilen suçlama neydi? Hiçbir şey bulamadıkları için. Kurumun olanaklarını kullanmışım. Ben nasıl bir mucize yaratıyorum ki? Görevden alındıktan 9 gün sonra yine Lirik Tarihi, yurt dışında yapıyorum. Özellikle devlet erkanı da geliyor bu. Evet, etkinliğe. Yani hangi olanak? Şuradan bakın, yanılgı şuradan kaynaklanmış olabilir. Lirik Tarih Gösterisi'nde İstanbul ilk Habitat'ta, sonra galiba bir ikisinde daha. İstanbul Devlet Opera Balesi orkestrasını çalmasını doğrudur, ben istedim. Ama ben, bu çok onurlu bir işti. Bütün sanatçı arkadaşlarım da her zaman için bundan çok hoşnut kalmışlardır. Ve ne kadar gurur duyduklarını ve mutlu olduklarını her vesileyle söylemişlerdir. Kendi kurumumun sanatçılarının böyle bir projede yer alması gurur verici olduğu için isterim. Ama biz pek çok orkestrayla çalıştık. Bilkent Senfoni Orkestrası ile çalıştık, başka orkestralarla çalıştık. Yani lirik tarihin
vazgeçilmez bir parçası değil ki. Ya yani orkestralar sürekli değişiyor, korolar sürekli değişiyor, hı-hı, sanatçılar sürekli değişiyor. Hı-hı. Düşünün 96'da yapılmış ve bunun hesabı bana 2000'de soruluyor. 4 yıldır ne yapılıyordu acaba? Ve lirik tarih gösterisi nedeniyle Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den ödül aldık biz. Yani keza Kültür Bakanlığı, bütün bakanlıklar dediğim gibi hiçbir zaman ticari amaçla yapılmamıştır lirik tarih gösterisi. Türkiye'ye mahsus hadiselerden bir tanesi belli ki. Hatta Yalçın Bayır'ın bir yazısı var gazetesinde o dönem. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde imzasız mektupların etkisinde kalarak başarılı bir müdür görevinden alan ilk Kültür Bakanı İstemihan Talay oldu diye bir açıklaması var. Ve ben hemen bir kısa soru, kısa yanıt alabilirsem programın sonlarına yaklaşıyoruz. Pardon, bir şey eklemek istiyorum. Buyurun. En son 2004'te pardon, tam bir yıl önce NATO zirvesinde Topkapı Sarayı'nda dünyanın bütün devlet başkanlarına sunuldu. Evet. Başbakanımız övgülerini esirgemedi. Herkes çok beğendi. Ayakta alkışlandı. Bu şekilde iç ve dış basına yansıdı. Yani lirik tarih hala dimdik ayakta yapılıyor, evet, çünkü güzel bir eser. Evet, ama engel olanlar maalesef yoklar. Maalesef demeyelim, yoklar. Bu arada bir başka nokta, bununla ilgili sonuçta bir görev kaybettiniz. Bunun size eminim kayıpları oldu. Tazminat davası açtınız mı? Hayır, tazminat davası açmadım. Çünkü ya da görevi iade gibi bir takım. Ben kendi kurumuma böyle bir dava açamam. Kültür Bakanlığı yani orası, açmayı kuruma dava açmak olarak gördünüz. Hayır, davalar açtım, kişilere açtım. Kişilere açtınız. Evet, kuruma değil. Kuruma, hayır. Burası evet. Benim üstelik kurumla benim bir çelişkim yok ki. Olamazdı zaten. Hmm. Yine ben oradayım. Yine eser üretiyorum. Evet. Görevimin başındayım. Avcılar yani ve yolcular belli zaten. Evet. Peki, bir başka nokta. Şu an malum İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde Suat Arıkan görevden ayrıldı ve yerine Meriç Sümen geldi. Muhtemeldir ki tanıştığınızı tahmin ediyorum. Tabii. Önce bir durum saptaması isterseniz yapalım. Kurumdasınız, dolayısıyla farklı bir şey soracağım. Yani nasıl oldu, nasıl olmadı ayrı bir konu ama içeridesiniz çünkü. Evet, bilirsiniz de. Başka bir şey. Meriç Sümen Bale'den ve İstanbul Devlet Opera Balesi'nde Bale'den arkadaşların en büyük sıkıntılarından bir tanesi yıllardır başta hep operacı var. Ve biz küçük kardeş, çoğu zaman da üvey evlat muamelesi gördük diye şikayetleri vardı. Bu çok enteresan bir durum. Kendi dönemimi bunun dışında tutuyorum. Çünkü o dönemde sahnelenmiş, yani bale operadan çok neredeyse önemsemiştim. Evet. Yani o dönem için bu eleştiriyi kabul etmiyorum. Yok, eleştiri değil. Sadece bir şey. Evet. Başka bir şey soracağım. Böyle bir sanki gelenek varmış gibi. Daha çok kurumun başında operadan biri olacak. Ağırlıklı opera olduğu için. Ama ilk defa enteresan, bildiğim kadar ilk defa baleden biri başta şu an. Nasıl değişir bundan sonraki süreci, farklı bir kurum mu çıkacak ortaya, ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın, Meriç Sümen çok değerli bir sanatçı. Yani benim çok eski dostum, arkadaşım, pek çok şeyi paylaştığımız, çok sevdiğim bir sanatçı. Ama onun ötesinde Türk Balesi'ni yetiştirdiği en önemli isim. Hı hı. Üstelik de şu an yani kariyerini yapmış, zirveye çıkmış, yurt içinde, yurt dışında pek çok başarıya imzasını atmış ve şimdi sadece idareci kimliğiyle geldi bu makama, oturdu. Yani bu makamı kullanıp, buradan yararlanıp kendine kariyer yapmak gibi falan şöyle bir endişesi olan, bir çabası olmayan bir sanatçı. Balenin biraz daha bir plana çıkacağını düşünüyor musunuz bu süreçte? Elbet, neden olmasın? Yani ama Meriç Sümen bir kere akıllı bir insan ve de operayla baleyi çok güzel dengeleyerek götürecektir. Her aklı başında yöneticinin yapması gereken şey bu ayrıca. Ben çok iyi işler üreteceğine inanıyorum kişisel olarak. Anladım. Peki, hayırlı olsun diyelim biz bir kez daha. Hayırlı olsun. Bu arada son 3 dakika uyarısı aldım. Kısa kısa soracağım. Kısa yanıt verirseniz sevinirim. Daha birçok sorum vardı çünkü ama. Operada, balede, tiyatroda ve senfonide arkadaşların, genç arkadaşlarımızın en büyük şikayeti, siz de öğrencilerinizden dolayı çok yakınsınız, kadro denilip durulur. Bunu bir satır konuşalım. Ne bekliyor, ne ekliyor? Yani böyle bir şey, kadro çıkacaksa bunun çıkış noktası Kültür Bakanlığı mıdır? Neden bunca yıldır bu sıkıntı ortada ve kimse el atmaz? Sizin teşhisiniz ne bu konuda? Şimdi yine bu bir sistem meselesi. Yani burada kimsenin suçu yok aslında. Yani bakanlık, Maliye Bakanlığı, Kültür Bakanlığı kendi açısından tabii ki haklı. Ama burada genç sanatçılar da çok haklı. Çünkü bizde devlet memuriyeti olarak değerlendiriliyor. Hı hı. Batı'da sözleşmelidir. Hı hı. Bizdeki sistem farklı. Bu ne olmuş? 1940'larda eski Sovyetler Birliği'ndeki sistem alınmış, model olarak alınmış ve bizde uygulanmış. Bu o dönem için fevkalade doğru. Çünkü hı hı.
devlet genç insanlara bir güvence vermek istiyor. Yani diyorum operayı, baleyi bilen yok o dönemde. Diyor ki ailelere, siz çocuklarınızı devlet konservatuvarına yazdırın, biz yetiştirelim. Ondan sonra da bakın işleri hazır. Hı-hı. Ve biz onlara bütün bir ömür boyu güvence veriyoruz devlet olarak. Şimdi o dönem, düşünün, yeni kuruluyor. Daha ilk adımlar atılıyor. O dönem için fevkalade doğru bir karar, doğru bir model. Ama 1940'lar için. Şimdi 2000'li yıllarda tabii ki birikme oldu. Kadrolarda birikme oldu. Hı-hı. Yani bu sisteme farklı bir çözüm getirmek gerekiyor. Yoksa dediğiniz gibi genç arkadaşlar, gerçi şimdi onlar aldıkları ücretler epey yapıldı, değiştirildi. Yani yevmiyeli olarak da gelip çok sefil olmadan bir maaş alıyorlar, bir ücret alıyorlar. Ama tabii ki bu yeterli değil. Yani bu genç arkadaşlarımızın, başarılı olanların sahneye çıkması ve tatminkar bir ücret alması gerekiyor. Ve bu işi yaparken kafasının bir tarafında para, kitap, hesap işlerinin olmaması gerekiyor. Şimdi para, kitap işleri, yalnız Batı'da, yani hep diyoruz, Batı'yı örnek alıyoruz. Hmm. Performans mı? En azından opera, bale konusunda güvence yoktur. Hiçbir sanatçının güvencesi yoktur. Gelir, bir yıllık veya iki yıllık bir sözleşme yapar ve iyi olmak zorundadır. Çok büyük bir rekabet var. Özür dilerim, çok haklısınız da orada bir sanatçının aldığı bir aylık parayla buradaki arkadaşlarımızın aldığı bir aylık para arasında çok ciddi fark var. Hani ücretleri o kadar büyütmemek gerekiyor. Batı'daki ücretler de çok çok fazla değil. Yani 1500 euro alıyorsa hesaplayın siz. Bizde de maaş ve ikramiyeleri de katarsak. Yeterli demiyorum. Ama ve lakin, yani çok da orada ayda 10 bin euro alıyordu. Burada işte zavallı 500 euro alıyor, değil mi? Böyle bir şey yok. Yani orada da, ve oradaki temsil sayısı çok fazla, unutmayalım. Yılda sadece 5 hafta tatil yapıyorlar. Hı. Onun dışında iklim de müsait. Evet. Hiç durmaksızın çalışıyorlar. Çok fazla temsil yapılıyor. Onun için de mesela Batı'daki operacıların, bale sanatçıların yıpranmaları çok çabuk oluyor. Ve haklısınız, ama bir şey daha. Şu an ülkemizde tatil süreleri uzun. Bir ikincisi, bir de sahne imkanı çok fazla yok. Sanat sayısı çok fazla. Bir kişinin sahneye çıktıkça para alması hesabı Türkiye'deki şu koşullarla o insanı herhalde hakikaten sefil bırakır. Tabii. Avrupa'daki sahne imkanları verirse iş çok daha değişecektir diye elbet, düşünüyorum. Elbet. Yani ben bilgi olarak söyledim. Anladım. Sadece bu sistemin değiştirilmesi lazım. Yani bu yeniden yapılanma çalışmaları yaklaşık 10 yıldır sürüyor. Ümit ediyorum ki sonuçlanacaktır. Evet. Ve herkesi memnun eden bir sonuca ulaşılacaktır. İnşallah. Yekta Hanım, daha çok konuşulacak konu var ama hep klasik laftır. Süren sona erdi. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yolunuz uzun efendim. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, programın sonu efendim. Yarın haftanın da son gününde sizlere bir sabah daha merhaba diyeceğim. Yarınki konuğumuz Green Aktif Halkla İlişkilerin, sevgili izleyiciler, kurucu ortaklarından Azade Başağ ile buluşacağız. Çok enteresan bir projesi var kurumun ve bir de çok önemli bir başarısı var. Dünyada toplam olarak 666 halkla ilişkiler projesi içerisinde birinci seçilen projelerini de konuşacağız yarın. Önemli bir başarı. Sevgili seyirciler, programda katkısı olan bütün arkadaşlarım adına yarına kadar esenlikler diliyorum. Bize bulent.oner@profesyoneller.com ya da www.profesyoneller.com web site adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Herkese, tüm izleyicilere, sevgili izleyiciler, yarın buluşuncaya kadar esenlikler diliyorum. Kolay gelsin efendim.